Güzel görsün. Sen oradaki insansın insan. Ne yaptın, ne ettin kızımızı? Buldu getirdin. Kerem mezarına öyle usanmış yatıyordu. Ellerinin kirine kurban oldu. İki gün yatmış orada. Hiç mi gören olmamış? İnsaniyet namına söyler insan. Mezarlık görevlisi görmüş, ziyarete gittiğini sanmış. Mezarın yanına da uzanınca fark etmemiş. Ah yavrum ah. İncecik kalmış, süzülmüş. Baksana bir de hamiledir ha. Kuş kadar kaldı yavrum. Biraz ballaydı, iyi olurdu ama. Dur hele. Belki biraz bulurum ha. Bir sabun sıcak su yapayım da ellerini temizleyeyim. Bırak şimdi bırak. Uyusun. Uyanınca yaparsınız ya. Ana hadi kahvaltı hazır. Kızım yavaş. Bağırma. Uyuyor, geliyorsun. Hadi canım be. Peki baba. Hadi canım. Hah. İsmail'le Cennet Hanım da geldiğine göre buyur amca başlayabiliriz. Kusura bakma abla. İşlerde sana kaldı bugün. He, sanki meç kalmıyordu. Ya benim anam hanginiziniz? Ama oğlum kaç defa söyleyeceğim? Ben. Ha şimdi ona da ana diyorlar, sana da ana diyorlar. Analar karışıyor tabii. Ben de senin anan sayılırım oğlum. Ama bir adama iki ana fazladır. Gerçi bu evde her şey fazla fazladır. Her yer kalabalık. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yok. 8. Hayat da içeride uyuyor. Elavim var. O da okul çantasını hazırlıyor. Gelecek şimdi. Ya etti 9. Sonra Seliha ablan var, Sıra abin var. Senin anlayacağın tam 11 başız ha. Onlar nerede? Ne oldu onlara? Şimdi bak. Ya oğlum, Cevcek bin sırası değil. Hadi kahvaltını et. Estağfurullah dedesi. Benim oğlum Cevcek değil. Benim Bekir'im. Eski Bekir de. Hadi bismillah başlayalım bakalım hadi. Hadi kahvaltıya. Hı. Hadi yemeğinizi yiyin. Hadi. Kelepçeden değil. Öyle düşündüm sabaha kadar. Ne düşündün? Perin geldi dün. Demek işe yaramış konuşma. Ayrıldık. Vedalaşmaya gelmiş. Benim gibi elini kana bulamış katille işi olmazmış. Küçücüktüm ben. O da senin gibi hapse girmişti. O yüzden avukat oldum ben.
gün hapishanede hastalanmış. Annemle onu ziyarete gittik. Böyle bir hastaneye. Elinde kelepçe vardı. Yatağa bağlı. Senin gibi. Onun son görüşüm oldu. Daha hiç görmedim. Pardon ya. Ben de kendi hikayemi senin başına ağrıttım. Ben bir lavaboya gideyim.